Yani öyle mi? Hayret. Ben de sen beni temelli sildin diye biliyordum Deniz oğlan. Ya Efe yapma. Ne yapmayayım abi ya? Ne yapmayayım? Ne diyorsun ya? Ya tamam. Kız bağır, yumrukla küfret. Ya ne küfür edeceğim oğlum? Ne diyorsun ya? Sen bu evden giderken bana mı sordun da geri gelirken bana soruyorsun? Bu evin kapısı dost kapısıdır birader. Sen arkanı dönüp çekip gittiğinde bu kapı açıktı. Eğer geri dönmek istiyorsan yine açıktır. Gel hadi gel. Affedildin galiba. Ya iyi misin? Ne olur bir şey söyle, kendine gel. Ya ilacın bir şey yok mu? O da. Ne? Çekmeyeceğim. O da. Tamam. Dur ne oldu? Tamam. Nerede bu yahu? Ne nerede abi? Yahu bu kuru kayısı satan Elif'in dükkanı nerede? Ne zaman gelsem karıştırıyorum. Abi kuru kayısı aldık ya, daha ne bakamıyorsun? Kızım sen sarısını aldın. Bir de karası var bunun. Hani o güneşte kurtulmuşu. Onsuz aşure olmaz. Ay abi bir görsen, benim içimin öyle bir karası var ki sıkıntılar basıyor. Oyalan mı? Yürü hadi. Bakıyorum bu yaştan sonra seni de koca korkusu sardı ha? Abi evden ne zaman çıksak bir şey oluyor. Nerede kaldınız diye söylenmeden yürü hadi yürü. Gel. Bak bunları buldum, hangisi? Ya hangisi ya? Ya hangisi? Ya hangisi doğru değil arkadaşlar? Kendi seçmediğin bir bölümde okumak istemeyişin mi, yoksa ideallerin uğruna evi terk etmen mi? Hangisi? Vallahi hiç bana sorma Deniz oğlan. Bana hayalci deyip duran sendin yani. Madem adam olmanın tek yolu okumak, güzel anneciğin de senin iyiliğini istiyorsa... Ya Efe saçmalama, ikimizin durumu aynı değil. Niye aynı olmuyormuş? Ha? Ben hayallerimin peşinden koşarken benden salağı olmuyor. Sen istemediğin bir şeye karşı geldiğin zaman ne oluyor? İsmi idealler mi oluyor? Of tamam artık ya. Vallahi billahi sıkıldım artık sizin bu birbirinizi yemelerinizden ya. Of! Vallahi kendi bilir kuzucuğum. Yalnız söyle beyefendiye, ben onun bu evde pek uzun süre yaşayabileceğini düşünmüyorum. Ha. Benim sana yaptığımın intikamını alıyorsun yani, öyle mi? Ne? Neymiş o? Yani bir yer bulana kadar birkaç gün kalabilirsin diyorsun, öyle mi? Öyle demiyorum efendim. Oğlum benim buradaki düzenimle senin evindeki o kaloriferli, ısıtıcılı, uydu alıcılı düzen pek benzemez diyorum, anladın mı? Ya benim burada duş almaya şofbenim bile yok ya. Yoksa yok, ne yapalım? Sen nasıl yaşıyorsan ben de öyle yaşayabilirim. Kandırma kendini Deniz oğlan. Yani oğlum sen el bebek gül bebek yetiştirilmiş bir insansın. Bu evde en fazla 3 gün dayanırsın ya. Zaten bir süre sonra senin o hassas cildin pişik yapar. Ben de bu saatten sonra hiç seni pudralayamam yani. Çok güzel. Yani siz de annem gibi düşünüyorsunuz öyle mi? Aslı Hanım da taksiye binmeme gıcık. Hepiniz beni zengin tiki çocuk sanıyorsunuz öyle mi? Kimmiş arayan? Neden açmıyorsun? Kim olacak? Annesi arıyordur. Gel yavrucuğum eve diyordur. O da açmıyordur. Doğru. Arayan annem değil efendim. Mine arıyor. Sizin bu aralar aranız bizimkinden daha iyi. Al konuş istersen. Bana ne veriyorsun? Alo. Almanyalı Efe ben ya, Efe. Kızım. Dur sakin ol ya, bu sesin ne var, ne oldu? Ya yardım edin bana, ben konaktayım, ihtiyar kalp krizi geçirdi. Ne ihtiyar mı? Hangi ihtiyar ya? Ya evet, hangi ihtiyar olabilir? Ya kızım konakta ihtiyardan bol şey mi var ya, Allah Allah. Ayşe mi, Osman mı, Aşmet mi, hangisi? Ya Osman kalp krizi geçirdi, ikimizi ne yapacağımı bilmiyorum. Ne olur biri bana yardım etsin, bir şey söyleyin. Dur. Osman amca kalp krizi geçiriyormuş ya. Mine diyor ki konaktayım, yalnızım, ne yapacağım diyor. Abi ne yapacağım var, ambulans arayalım hemen hadi. Ya biz arayana kadar ambulans aramıştır, o kadar saf değil ya bu kız. Ya kızım elin Almanyalısı, nereden bilsin Hızır Acil'in numarasını ya? İlk yardım lazımmış. Sen doktor değil misin, alsana. Ben telefonda ne yapayım Efe, saçmalama ya. Ya biz ambulans çağırana kadar ne biliyorsun onu yap işte. Hem aramızda bu işi senden iyi bilen var mı Aslı? Peki tamam, ben konuşayım, ambulans arayayım hemen, tamam mı?
Bak ben Aslı. Öncelikle sakin ol, oldu mu? Kalbine baktın mı? Nabzına baktın mı? Nefes alıp verişi nasıl ha? Ya gözleri tamamen gitti. Çok zor nefes alıyorum. İlaçlarımı getir dedi. Bir tane ilacını getirdim ama ya hangisini nasıl vereceğimi bilmiyorum. Ya bak tamam. O muhtemelen bir dil altı apıdır, tamam mı? Şimdi ağzını aç, dilinin altına bir tane yerleştir. Bu onu biraz da olsa rahatlatacaktır. Oldu mu, anladın mı? Efe, ambulans ne oldu? Ya arıyorum kızım, düşmüyor. Aha düştü. Alo. Ya iyi günler. Ya çok acil hastamız var, kalp krizi geçiriyor. Neresi? Neydi konunun adresi ya? Kağıt kalem verin, çabuk çabuk hadi. Ver. Mine? Mine ne oldu Osman amcaya? Osman amca! Ya su yardım et ne olur. Alo Aslı! Yerleştirdin mi hapı? Tamam. Su da mı geldi? Tamam güzel. Bak biz ambulans çağırdık. Ambulans gelene kadar böyle kapıyı camı açın. Yakasını bağını gevşetin ki biraz hava alsın, oldu mu? Camı kapıyı aç. İçeri hava girsin diyor çabuk. Kim diyor ya? Ambulans çağırdın mı sen? Ya sus sen, benim dediğimi yapsana. Mine bak şimdi bu kısım çok önemli. Bu dili atıp onu biraz da olsa rahatlatacaktır. Ama kendine gelmeye başladığı andan itibaren kuvvetlice öksürmesini sağlayın, oldu mu? Tamam. Bu onun göğüs kafesine bir nevi kalp masajı etkisi yapacaktır. Anladın mı beni? Arkadaşlar tamam, adresi verdim, ambulansı gönderiyorlar. Ya hadi o zaman, hadi. Mine endişelenme, bak biz yoldayız. Ya beklesenize. Senin o inatçı torunun bu aşureyi Osman'ın karşısında ballandırırsa Osman'ın yüreğine iner herhalde. Abi nereden çıktı bu yüreğine iner falan ya? Canım akşam adamın satın aldığı tatlıyı geri çevir demedi ya, görmedin mi? Osman da küçücük çocuklar gibi içerledi. İçerler tabii abi. Geç de olsa torunu için bir şeyler yapmak istiyor. Kendisine dede desin istiyor. Vallahi bizim o haydat sarışının öyle baklavayla börekle kalkmayacağı belli oldu. Artık Allah Osman Efendi'nin kesesine de kendisine de güç kuvvet versin. Verir abi, verir. Yeter ki insan gönülden istesin, Allah her şeyi verir. Ama sen nereden çıkardın bu yüreğine inmek filan? Ağzından gel ağzına, adam tam 70'inden sonra kendine geldi derken... Kızım, bu ne bu? Bizim eve mi gelmiş bu ambulans? Abi koş! Maske abi. Ben öyle dışarıda öğle yemeği falan yemiyorum. Mutfakta ne pişiriyorsam o, ne söyleyeceksen çabuk söyle. Bir araba laf saydın yine. Benim lafım senin kadar uzun değil. Neymiş o zaman? Böyle iş aramakla olmuyor Hafize. Sabıkaydı, oydu, buydu derken kimse iş vermeye yanaşmıyor. Bu da bizim suçumuz mu? Sen de dövseydin adamları o zaman niye vermiyorsun diye. Tokatla yumrukla hallediyorsun her işi nasılsa. Uzun ettin ama. Abimi arayayım diyorum. Urla'yı. Şu babamdan kalan zeytinliklerdeki hakkım neyse versin. Kaç kere kavga ettiniz bu yüzden? Satmak istemiyor adam işte zeytinliği meytinliği. İşliyor, çalıştırıyor. Yine birbirinize mi gireceksiniz? Satmasın zaten. Benim hakkım neyse versin, gerisi temelli onun olsun. Kaç para verecek ki? Ona da karışmayacağım. Çalıştı, işledi, karnını çekti. Kolay değil zeytinle uğraşmak. Ne verirse versin kabulümdür. Ben de kendi payıma düşenle burada bir... İş çekip çevireyim diyorum. Ne dersin? Kolay mı öyle annesinin elinden çocuk almak? Bir mahkeme daha açtılardı. Ne oldu? Ben çok türkü bilirim canan. Ama onların öttüreceği türkü bir tanedir. Bilesin. Neymiş o? Yalan mıydı Yaşar? Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar. Ya. Hodri meydan. Hadi bakayım. Ha sen zaten türkü söyle yani sadece Bilal. Senin için hava hoş tabii. Ya bak.
korkuyorum. Murat'ı hiç bu kadar kararlı görmemiştim diyorum sana ya. O kararlıysa ben burada neciyim? He? Ya tamam belki zarzavatçı olabilirim. Ama sadece bu eller marul, elma, armut toplamıyor canan. Ya zaten sorun da o ya Bilal. Ben işsizim. Senin de kazancın belli. Ya mahkeme o çocuğu bana hayatta vermez ya. Allah'ım ya. Of, of. Bana bak. Bir daha böyle oflayan poflayan kadın görmek istemiyorum, tamam? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.